Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Özgeçmişimle ilgili ikinci videoyu işleyeceğiz inşallah. İşte o zaman uyandım. Ya Allah, ya Bismillah dedim ve Kur'an'ın tercümesinden okumaya başladım. Arapça bilmek ve Kur'an'ın orijinalinden okuyup kendim tercüme edebilsem bu daha güzeldi. Ama Kur'an'ın dilini çözmek, Kur'an'ı anlamak ayrı bir ilim, Arapça bilmek ayrı bir ilimdir. Bütün ilimleri bilmek Allah'a mahsustur. Ancak her ilmi öğrenmeye insan ömrü yetmez. Ben ömrümün şimdiye kadar olan bölümünü Kur'an'ın konuşma dilini tercüman aracılığıyla çözmeye çalıştım. Allah ondan razı olsun. Mütercimlerden Ali Bulaş Bey, kardeşimizin tercüme edilmiş Kur'an'ını genelde kendime baz aldım. Ama diğer tercüme edilmiş mealler ve orijinal ile karşılaştırdım. Yer yer o da tercüme ederken hatalar yapmış ama genelde kendi yorumlarını parantez içerisine alarak ayetlerin tercüme ederken orijinalinden sapmamaya gayret göstermiş. İyi bir Kur'an okuyucusu eğer Kur'an'ın anlatım sanatını kavrayabilmişse, Arapça bilmese bile yanlış tercüme edilmiş bir ayeti Kur'an'ın anlatım ritminden rahatlıkla anlayabilir. Beni en çok etkileyen ayetlerden biri Rum suresinin 30. ayetiydi. Öyleyse sen yüzüne Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratış için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Bu ayet bana Kur'an'la Kur'an'ın, kainatla kainatın ve Kur'an'la kainatın çatışmadığı din, Allah'ın insanlara sunduğu din anlayışını öğretti. Fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın göndermiş olduğu din akılla çelişmez, ilimle çelişmez, kendi göndermiş olduğu vahiylerle çelişmez ve aynı zamanda pratik hayatla da çelişmez. İşte bu anlayışı görebildim. Bir taraftan da böyle bir dinin temellerini atarken, bir taraftan da bütün peygamberlerin çektiği ekonomik koşulların verdiği sıkıntılar benim de yakam bırakmadı. Adamın yaptığı gibi elinde kitap, ayağının altında hamur teknesi, arkasında tuluk hoplayıp duruyor. Bunu gören bir tanesi soruyor. Nedir bu hal? Adam anlatıyor. Ayağımla hamur yoğuruyorum. Ekmek yapmak için. Elimde Kur'an var. Allah'ın bana gönderdiği dini öğrenmek için. Arkamda tuluk var. Onunla ineklerden olan yoğurdu yayıp ayran yapmak için. Deyince o da diyor ki, neden bunların hepsini birden yapmaya çalışıyorsun? Tek tek yapmıyorsun deyince adam da diyor ki, zaman dar, yapılacak iş çok. İşte benimki de onun gibi. Bir taraftan Allah'ın dinini öğrenmeye çalışırken bir taraftan da ekmek kazanılıp yenilecekti. İşte böyle bir dini, yani Allah'ın her örnekten bir örnek verdiği Rum suresinin 58. ayetinde andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Şüphesiz sen
onlara bir ayette geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak muttil olanlardan başkası değilsiniz derler. Ve bu kitapta hiçbir eksikte bırakılmamıştır. Enam suresinin 38. ayet-i kerimesinde yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde ve şüphesiz bu Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız diye Allah'ın söylediği bir kitap var elimizde. Bizi, yani iman edenleri ancak dosdoğru yola götüren, bize rehberlik eden ancak o kitaptır. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesinde bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. İşte ben Allah'ın insanlara sunduğu bir hanif dinini, fıtrat dinini, İbrahim dinini buldum. Herkesin arayıp da bulamadığı din budur. Benim adım Müslüman. Ben ne bir mezhepten, ne bir cemaatten, ne de bir partidenim. Ne de herhangi bir gruptanım. Ben insanları Allah'a çağırıyorum. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a çağıran, salih amellerde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte ben insanları Allah'a çağırmak için yıllarca uydurulmuş, kandırılmış, insanları uyandırmak için Allah'ın sunduğu dini sunmak için yola çıktım. İlk olarak Kur'an'ın anlaşılmasına doğru web sayfamda makalelerimi yayınlamaya başladım. Allah, hata yaptıysam sizlerin eleştirileriyle beni yanlışlarımdan düzeltsin. Doğrularım Allah'a, yanlışlarım ise bana aittir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.